Toros Rozlin, 13. yüzyılın ikinci yarısının Ermeni minyatür yazarıdır. Yapıtları, Kilikya Minyatür Resim Okulu'nun en yüksek ifadelerinden biridir. Bunlar 1256 ila 68'de gelişen onun bilinen 7 el yazmasıdır. 12. yüzyıl sonunda ev 13c, kilik ya da kültürün yükselmesi için elverişli koşullar yaratılmıştır. Minyatür resminin kanonik konuları yeni bir yorum alıyor. Ermeni minyatür resminin doruk noktasına işaret eden en belirgin ifadesi Rozli'nin çalışması olan bir kitap sanatı yaratılıyor. Hromkla hapishanesinde çalıştı. Zeytun İncili, burada ilk kez T. Roslin ismiyle karşılaşıyoruz. İlk kilik ya el yazmaları gibi dört müjdecinin çadırları. Armatürleri ve imgeleriyle zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Muhtemelen 20 ila 25 yaşlarındayken boyamıştır. 1256'da zaten bağımsız bir ustaydı ve asistanları vardı. Daha sonraki öğretmenleri muhtemelen Roma'da çalışan kıdemli çağdaşları olan Giragos ve Johndu Roslin, Katolikos Konstantin veya ortakları tarafından görevlendirildi. Kilikya ya Kralı 3. Leon'un iki portresi, Roslin'in sarayın yaylalarıyla ilişkilendirildiğine tanıklık eder. İlki onu tahtın varisi iken genç bir adam olarak İkincisi 1262 ise bir düğün dergisinde kraliçe Keran ile birlikte tasvir eder. Hromkla'nın matbaasında çalışan kıdemli çağdaşların katkılarına devam eden Toros Roslin ayrı ayrı dekoratif unsurları çizimin netliği ve bütünlüğü ile öne çıkan karmaşık dokusal kompozisyonları uyumlu hale getirdi. Eski ve yeni ahit arasındaki bağlantıyı kurtarıcının gelişiyle ilgili peygamberlerin kehanetlerini vurgulayan kilikyalı minyatür ressamlar, sayfaların kenarlarında, çadırların yanında, madalyonlarda İncil kahramanları tasvir ettiler. Roslin'in 1260'taki resimli el yazmasının mesajı dikkate değerdir. Küçük daireler, Tanrının annesi, vaftizci Yahya fresklere özgü, deissus, un, dilekçe sahibi, resimli bir kompozisyonu olarak tasvir edilmiştir. Göze çarpıyor, Mesih'in doğumu sihirbazların ibadeti, 12. yüzyılın ardından. Bazı Bizans el yazmaları, örneğin, Moskova Tarih Müzesi'nin 519 el yazması, T. Roslin üstte doğumun büyücülüğünün sahneleri ve Mark the Evangelist'in ve içindeki bebek banyosunun sahneleri olmak üzere sayfayı iki kısma ayırdı. Daha sonra daha gelişmiş bir İncil temaları döngüsünde gelişti. Yapıtları derin drama ve görkemli acılar, iç gerilim. Mesih'in yaşamını temsil eden yüce imgelerle dolu kahramanların psikolojik duygularının yeniden üretimiyle karakterizedir. Yüz ifadelerini vurgulayan minyatür ressam. Karakterlerini nispeten sakin ama çok doğal, etkileyici bir konumda tasvir ediyor. T. Rosli'nin yüksek seviyeli performans tekniğinin 11. yüzyıl ile bazı benzerlikleri vardır. Geç Bizans sanatı ile Minyatüründe ise doğrusal stil nispeten daha az önemlidir. Renk öğelerinin baskınlığı, eserinin göze çarpan özelliklerinden biridir. Renklerin belirli desenler ve dizilimlerde düzenlendiği ortaçağ özellikle Bizans resminin tipik sınırlamalarından bağımsız olarak Roslin bu deseni korudu ve kendi renk şemasını yaratarak yarı tonlar arasında kademeli ton geçişleri elde etti. Serbest tatlar, cesur ve geniş kenarlı fırça darbeleri. Minyatür resim doğasını daha da geliştirir. Erken dönem 1260 ila 62 minyatür el yazmaları düz tasvirlerle karakterize edilir. Dönemin daha sonraki el yazmalarında 1266 tarihli Meştot kompozisyona üç boyutlu bir alan vermeye çalışır. Bu yüzden karakterleri üst üste değil arkaik yumurta birbiri ardına düzenleyerek derinlik yanılsaması yaratır. Zamanın düşüncesi içinde kalan Roslin, resimsel şemaları kırmanın yanı sıra. İnsan gerçekliğinin ortaçağı dünya görüşünün sınırlamalarından kurtulmaya çalışır. Baltimore'daki 1262 İncil'i unutulmazdır. Tam sayfa küçük resimlerle, işte metne gömülü olan küçük resimler. İşte Luka İncilinden başarısız balıkçıların Mesih'in mucizesi nedeniyle bol miktarda avlandığı, onun ilahi gücüne inanan, balık tutmayı bıraktığı ve onun öğrencisi olduğu bir pasaj. Sanatçı Eylemi o kadar doğal, inandırıcı bir şekilde sunmuştur ki, stilizasyondan o kadar uzaktır ki, konuşmanın mecazi anlamından uzaktır ki, bir mucize yerine bir tür sahnesi olarak algılanır kanonik temalarda, Roslin aksiyonun dramını derinleştirir. 1262 Baltimore İncil'inde İsa'nın çarmıha gerilmesi, ev haçtan iniş, bu konuda, ulusal sınırların ötesine geçerek eşsiz kalır. Roslin'in sanatında yeni olan şey, sadece yerleşikliğini planlardan sapmak veya bunlara yeni bölümler sokmak değildir. Sık sık müjde konularını kendi başına yorumlar ve hikayenin hayati, psikolojik anlamını kendi yöntemiyle açığa çıkarır. Böylece ki ev yeni ahirte göre.